Spora bir parantez açma vakti geldi. Bugün derbi var. Dün akşam Fenerbahçe'nin maçı vardı. Hepsini konuşacağız. Kerem'le Kenan gururumuz. Az önce haberini verdik ama Ali Emre ile de bir konuşmakta fayda var. Ali Emre Dedeoğlu spor müdürümüz yanımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Akşam Fener maçıyla başlayalım istersen. Başlayalım. Oyunu sormadan şunu soracağım. Bütün statta, dün ben de stattaydım. Herkesin merak ettiği konu acaba Manchester maçında giyindiği gibi mi giyinecek Mourinho yoksa öbür türlü mü giyinecek? Takım elbiseyi görünce bir Fenerlerde bir rahatlama oldu. Bu kıyafete bağdaştırma olayı enteresan olmaya başladı. Tutunacak bir dal arıyor insanlar diye yorumluyorum ben. Hem öyle hem de şöyle galiba. Cesus'ta da yaşandı ya bu. Hani Türkiye'yi küçük görme görmeme ya da işte kafanın burada olup olmama meselesi. Biliyorsun çok iyi giderken galiba Brezilya milli takımından bir teklif olacak, durumu vardı olacak, evet. Denilince basınla da arası açılınca bir kötülük oluştu. Şimdi Mourinho ile Türk basını arasında, Türk spor basını arasında bir atışmadır devam ediyor. Manchester maçında yaptığı açıklamalardan dolayı Fenerbahçe taraftarı biraz üzülmüştü. Dün ondan baktık. Öncesi için diyorsun değil mi? Yani neden takım elbise giymiyor Samsun maçında da Manchester'a mı yapılıyor sadece bu diye? Haklı bir tepki bence. Dediğim gibi kıyafet konusuna girersek geçmişte de Christoph Daum ve eşofman giyerdi yani rahmetli. Evet. O yüzden o işler... Kendi şeyiyle. Evet, reklamıyla beraber Almanya'dan sponsoruyla birlikte eşofman giyerdi. Aykut Kocaman da öyle. Eşofman giyer. Teknik direktörden teknik direktöre değişir bu durum. Bence naçizane bu insanlar bir şirket müdürü veya işte o tarz bir yapıda değiller. Spor işiyle uğraşıyorlar ve spor giyinmeleri daha aslında onları rahat kılar diye düşünüyorum saha kenarında. Ama yani, bu vakte kadar da takım elbiseyle geziyorsan tamam. Başına geldiğinde de bir zahmet giy diyor Fenerbahçe taraftarda. Ya ona bakarsan hadi basketboldan örnek vereyim. NBA'de yıllarca bütün herkes takım elbise giydi. Pandemiyle beraber bir başladılar. Hepsi eşofman. Hadi dediler kural olsun herkes eşofman giysin oldu yani. O ağırlık konusu insanın yaşından yaşına böyle dönemden döneme değişebiliyor. O kıyafet tercihi, saç tercihi. Kim bakıyorsun yıllarca da kısa saç olmuş yaşlılık döneminde at kuyruk yapan adam var vesaire. Bu iş hayli uzar. Vallahi şöyle başlayalım Bodrum maçı için. Bir kere 4-4-2 konusuyla başlayalım. Aslında Manchester United maçının öncesindeki açıklamaları daha çok konuşuldu. Hı hı. Türk basını ne derse onu yapacağım. Onlar nasıl analiz ederse sol bekte kim öyle hareket edeceğim. Kimi soracağım, edeceğim ona göre takım yapacağım demesi zaten takılması. Ki bence bizim medya zaten genelde kaşınır bu durumlarda. 2 ay yine iyi dayandı evet. Bence. Geç cevap verdi. Jesus daha erken cevap vermişti. Hani ne oluyor size? Siz yeni teknik direktörlük yapın o zaman tarzı. Mourinho bir de daha alçak gönüllü, daha esprili. Eski gençliği döneminde gibi de saldırmıyor. Yine iyi durumdayız bence. 4-4-2 ile başlayalım. Dzeko En-Nesyri beraber başladı. İsmail Amrabat orta sahası gördük. Sağda İrfan, solda Sam Maximin, Kostić de sol bek olarak. Tabii Osterwolde'nin sakatlanması sol bek konusunda arayışa itiyor. Mert Müldür şeyde United maçında sol bek oynamıştı. O sahi sakatlanınca Cicu'yu sağ beke geçirmişti vesaire. Vallahi United maçından sonraki açıklamalar çok iyi oynadık, kazanabilirdik. Evet kazanabilirdi Fenerbahçe ama çok mu iyi oynadı? Bence biraz fazla yine tutunacak bir dal arama. 1.38 gol beklentisi vardı United maçında. 30 küsür kere 20 küsür ceza alanına girmişsiniz. Ve sadece bir gol atmışsınız. Yenebilir miydiniz? Evet, o United'ı yenmeliydiniz de, yenebilirdiniz de. Ama Mourinho takım ve harika oyun, çok iyi oynadık kısmında ben katılmıyorum. Dün de mesela 30 küsür kere ceza alanına girilmiş, 1.58 gol beklentisi yaratmışsınız, 2 gol atmışsınız. Bilmiyorum, daha fazla olabilirdi belki de ki Mourinho da basın toplantısında sonra maç sonunda onu söyledi. Daha fazla atmalık, daha fazla gol pozisyonuna girmeliydik diye. Bu çift santrafor bence bu maça özgüydü. Galatasaray'ın yaptığı gibi devamlılık arz edecek zaruriyetten olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Maç maç deneme yapacak. Bu maçtı onu deneme. Denedi ve 2-0 aldı skoru. Şimdi bu akşam gözü derbide olacak Fenerbahçe'nin. Derbiye geçelim de. Derbiye oyuna bakmadan önce şunu söyleyeceğim. Niye pazartesi? İnsanlar için, Beşiktaşlar için, Galatasaraylılar için çok
sıkıntılı bir durum. İstanbul'da işte görüyoruz. Bir sis olduğunda bile nasıl bir yoğun trafik var. Evet. Akşam her yer pert olacak yine. Üç takım da perşembe oynadı. Bir tanesi pazara, öbür ikisi pazartesiye aktarıldı diye söyleyeyim. Yani biraz dinlenme amaçlı ve derbinin daha konforlu oynanması, sıkıştırılmaması amaçlı oldu. Çünkü takvim çok yoğun, fikstür çok yoğun. Bu ayda milli takım arası var yine. Avrupa maçları tıkış tıkış bir fikstür. O yüzden bence de ben pazartesi derbi seyretmeyi çok tasvip etmiyorum ama yapacak bir şey yok. Bu fikstürde, yoğun fikstürde yine iyi çözüm. Nasıl bakıyorsun? Kim alır maçı? Kim daha hazır? Oranlara bakmak lazım. tavsiye programı olurmuş. Yatırım tavsiyesi değildir diye başlayalım. Bir kere Beşiktaş tarafından başlayayım. Lyon galibiyeti bu derbiye artı bir moralli gelmesini sağladı. Çünkü Avrupa Ligi'ndeki konsantrasyonu farklı Beşiktaş'ın ve maalesef demoralize olarak yenildi iki maçta da. Hem Ajax'a hem Eintracht Frankfurt'a. Frankfurt maçı bile şöyle demoralize oldu. Çok kaçırdı. Daha iyi bir sonuç alabilirdi. Olmadı. Ve çok basit goller yedi. Öyle taraftar önünde demoralize oldu. Lyon maçına da aslında biz çok ümitli değildik. Türk futbol kamuoyu olarak. Ama Lyon'un kaçırdıkları, iptal edilen penaltı, gol vesaire, bazı maçlarda bu tarz şans yanında olmak zorunda. Bir yakaladınız mı atacaksınız, attı, kazandı ve derbiye bence moralli geliyor. Diğer tarafta Galatasaray hafta içi Elfsborg maçı bir üçlü denemesi yaptı. 3-4-3 oynattı. Çok rahat bitirebileceği maçı tıpkı Kasımpaşa ve Rigas maçı olduğu gibi bir anda tehlikeye soktu, sıkıntı yaşadı. Ama Galatasaray seyircisi önünde oynuyor. Son yıllarda derbilerde, Beşiktaş derbilerinde avantajlı. Jakobs yok. Bu maçta bir ihtimal ben Okan Buruk'tan, bu arada ona da geçmiş olsun diyelim, apandist nedeniyle ameliyat alındı apar topar. Özür dilerim. Bir ihtimal ben tek santrafor çıkabilir diye bekliyorum Galatasaray'ı. Galatasaray favori gibi üstse de ortada bir maç. Bir de Galatasaray'ın bir motivasyon unsuru daha var, Süper Kupa. Revanşın niteliğinde bir karşılaşma. S0'ın revanşını almak istiyorum. Ama iki taraf içinde o Süper Kupa mücadelesi bir done değil. Yani işte ben kazandım gördünüz diyecek durumda değil Beşiktaş. Galatasaray'da biz kaybettik, eyvah ne yapacağız durumunda değil. Tamamen farklı bir atmosfer. 51'e 49 diyeyim Galatasaray. O da ev sahibi avantajı olması ve biraz daha Beşiktaş'a göre derin kadrosu olması. Beşiktaş'ın bir yedek kulübesi problemi bence form durumu anlamında var. Bir Semih hamlesini yapıyor devamlı. Hı hı. Semih 11 mi oynasın oynamasın mı durumu konuşulurken Semih bir hamle oyuncusu haline geldi. Galatasaray bir Süper Kupa'nın revanşını almak isteyecek. İki içeride oynuyor. Galibiyet serisi de yakaladı ve ya, santrafor kalitesi de hayli yüksek. Türkiye Ligi'nin değil Avrupa'nın. Genel, evet. Evet, yani Avrupa'da bile çok yüksek. Şimdi şunu soracağım, özür dileyeyim önce. Telefona bakıyorum sürekli. Göz temasını kaçırıyorum izleyicimizden de. Beklentim etiketine akşamki maçla ilgili yorumlar bekleriz. O yüzden bakıyorum gelen bir yorum var mı diye. Beşiktaşlılar şunu söylüyor. Hakkı Bey yazmış mesela. Aynı sonuç olur diye. 5-0. Evet, çok iddialı bir sonuç. Ben şunu sormak istiyorum ama sana. Fenerbahçe maçından önce Okan Hoca'nın hiçbir şey değişmeyecek. Kim, yani sonuç ne olursa olsun hiçbir şey değişmeyecek demişti derbi için. Bu derbi için de geçerli midir? Mesela Beşiktaş kazanırsa ne olur? Galatasaray kazanırsa ne olur? Berabere kazanır, biterse ne olur maç? Beraberlik kimsenin canını sıkmaz açıkçası. Beşiktaş'ı belki bir tık daha üzer. Çünkü Beşiktaş daha çok puan kaybeden taraf Galatasaray'a göre buraya gelirken. Şimdi hemen açayım önümde Süper Lig tablosunu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da maç eksiği var. Galatasaray haftaya bay geçecek. Yanlış hatırlamıyorsam. 5 puanlık bir fark var şu an. Bir maç eksiği var Beşiktaş'ın. Beşiktaş kazanırsa bir kere çok ekstra bir motivasyon olur. Galatasaray için sıkıntı olur. Ama beraberlik halinde iki tarafı da üzeceğini zannetmiyorum. Ama Galatasaray kazanırsa Beşiktaş bu kadar istekli, şevkli başladığı bir maratonda Avrupa Ligi'ndeki gibi sert bir demoralizasyon yaşar bence. Ligin genelini etkileyecek bir etkiler. Ya Fenerbahçe'de şimdi mesela, Fenerbahçe'de 20 puanda. Galatasaray'la 5 puan farkı var. Bir Samsunspor 10 maç oynadı.
Ya Galatasaray'ın bir şu santrafor rotasyonu, iki ne olursa olsun kaotik durumlardan bir şekilde çıkıyor olması, hatta kaosun Galatasaray'a yarıyor olması, hakem konusu vesaire, sağ içi sağ dışı açıklamalar derken bir bakmışsın bu kadar sallantıda Kadıköy'den derbi galibiyeti çıkarabiliyor Galatasaray. Psikolojik üstünlüğü son iki sezondur şampiyon olması iki takıma göre biraz fazla. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kaoslardan daha çabuk etkilenebiliyor, daha kırılgan oluyor. Ama Galatasaray çok daha güçlenerek çıkıyor. Ben de senin fikrindeyim. Yani 51'e 49 diyeyim, hatta 52'ye 48 diyelim hadi. Arda Bey demiş ki Beşiktaş'ın kazanması benim beklentim. Çünkü o zaman da iddialı olan Galatasaray'dı. Şimdi yine aynı şekilde favori duran Galatasaray gibi dursa da maç Beşiktaş'a gelecek. İşte Süper Kupa'yı almamak lazım. Baz almamak lazım. Süper Kupa'ya Galatasaray çok havalı geldi. Ya futbolcuların yürüyüşlerinde bile bir problem vardı orada. İlk dakikada gol yedi. 27. saniyede bir 7 golü darmadağın oldu. Normalde o havada olan bir takım 27. saniyede gol yedikten sonra toparlar. Ha pozisyona girdi mi? Girdi. Ama Osimhen yoktu orada. Takım oturmamış. Bak Osimhen'in gelişi Icardi'yi çok etkiledi. Yani 2 senedir Icardi'yi çıkaramayan bir Okan Buruk, sağdan oyundan çıkaramayan bir Okan Buruk şimdi çok rahat Icardi'yi yedek bırakabiliyor. Çünkü Batshuayi de var. Yani Galatasaray en güçlü yerini çok daha güçlendirdi. 100 milyon euroluk adamla güçlendirdi bir evet. de. Ve o adamın entegrasyonu da bu arada öyle ben 100 milyon euroluk adamım deyip gelip hiçbir şey oynamıyor durumunda değil. Sadece o değil, en büyük rakibinin ikinci forvetinde üçüncü forvet yaptı. Evet ve bak iki maç oynamadı Osimhen. Bir aydır takımda olan adamı arıyor dedik Galatasaray için. Bu kadar hızlı bir entegrasyon çok farklı. Yani Galatasaray o yüzden şu an 52-48, 51-49 Süper Kupa'ya göre. Çünkü Süper Kupa zaten tamam bir sezon öncesinin kupası bu arada. Ve sezon başı çok yeni. Beşiktaş için de çok yeni. Beşiktaş'ın da mesela baz almaması gerekiyor. Onunla çünkü devamlı sahaya çıkarsa Galatasaray'ın Süper Kupa'ya geldiği gibi olur. Sıkıntılı olur. O havayla gelmemesi lazım. 26. saniye miydi işte? İlk dakikada evet. gelen gol Galatasaray'ın aslında ilk maçta da 0-0'ı nasıl oynadığını göstermedi bize. Evet. 0-0'ı nasıl oynayacak Galatasaray? Şimdi bir de içeride oynuyor. Bence baskılı. İşte her tabii, zamanki ev sahibi oyununu oynayacaktır diye düşünüyorum. Bir de o dönemde Yunus'u entegre etmedi Galatasaray evet. takıma. Yunus yok o işin. Kerem Aktürkoğlu mu, İkinci... Barış mı, Ziyech mi, işte Zaha var. Kadroda hala gitmemiş. Yani kendi içinde arayışlar içindeydi. Bir kere Yunus'u oturttu. Şu an mesela Barış eleştiriliyor. Enteresan vaziyette. Şalai'ye formayı kaptırabilir. Bak bugün hatta mesela Şalai'ye olabilir kadroda bence Barış'ın yerine. Galatasaray bu rotasyonları da iyi yapabiliyor. Birini çıkarıyor, işin içine dahil ediyor ve Türk futbolcu oluyor bu. Kalkıp yabancıyı da yapmak zorunda değil ki. Geçen sene aslında yabancı konusunda müsriflik yaptı Galatasaray. Ziyech'i de, Zaha'yı da aldı, Zaniolo'yu gönderdi falan. Böyle enteresan bir durum. Maçın kalitesi anlamında ben iki takım tarafından endişeli değilim. İyi bir futbolu izleyeceğiz. İyi bir futbol izleyebiliriz diye düşünüyorum ama Arda kardeşlerden endişeliyim. Yani maalesef. Umarım yarın futbolu konuşuruz. Maalesef endişeliyim. Çünkü Arda kardeşlerin maalesef kendini güvene almak gibi bir durumu var. En ufak pozisyonda mücadelelerde düdük çalmak gibi bir alışkanlığı var. Tek bence faktör Arda kardeşler olur. Bugün derbi için negatif olursa hakem şansı yanında olsun. Bakalım. Yarın yine bunu konuşacağız. Derbiye parantezi şimdilik kapatıyorum. Ama derbiden konuşurken işte şeyden bahsetmiştik. Akgün'den. Kerem etkisi yaratıyor diye. Kerem de yani kendini bulduğu sözüyle anlatılmayacak bir performansta herhalde artık. Kendini bulduğu, kafası rahatladı gibi laflar sanki ona yetersiz kalıyor Kerem'in performansına. Ne dersin? Vallahi Kenan hakeza. Kenan'ın durumu farklı biraz daha tabii ki. Kenan'ın da milli takım Juventus formu Hakan Çalhanoğlu tarzı gidiyor. Kerem bambaşka. Kerem gerçekten huzuru yakalamış vaziyette. Benim sonra Galatasaray tarafından da aldığım bilgiler gerçekten soyunma odasında da sahada da çok huzursuzdu Kerem. Yani şöyle huzursuzdu. Alamadığı pas, atamadığı golden sonra da gerçekten çok stres yüklemişti kendine. Ve bir şekilde onu atması gerekiyordu. O da Benfica'ya giderek oldu ki Benfica'da Roger Schmidt'le bu arada kötü başladı sezona. Alman teknik direktörü gönderdiler. Bruno Lage geldi ve bir seri yakaladılar. İki maçta da 5 atıyorlar ligde. Ve Kerem kafa golü falan atıyor. Çok enteresan vaziyette. 12-16-45'te zaten hat-trick yaptı. Maçı bitirdi Kerem dün Rio Ave karşısında.
Milli takım için seviniyoruz tabii ki, tabii. Kerem Aktürkoğlu olduğu zaman. Orkun da kendini bulmuş vaziyette Kerem'le birlikte. Vallahi tebrik etmek lazım. Kenan'ın durumu biraz daha farklı. Akşam böyle dolaşa dolaşa, çünkü bir de derbi hafta sonuydu bu hafta. El Clasico da vardı. Inter, Juventus maçı, işte basketbollar vesaire derken Kerem'in hat-trick'i gördüm, golleri gördüm. Juventus maçına gittim, geçtim. Aa, 4-2 olmuş, tamam dedim, geçmiş olsun dedim. Tam dolaşırken bir baktım, Kenan gol attı. Aa, ne olacak derken 4-4 bitti maç. Kenan dediğim gibi milli takım kısmında Motta biraz daha rahat bırakıyor Juventus'ta onu. Bizde biraz daha sol kanat mı, santrafor mu, sağ kanat mı, santrafor arkası mı tantanası devam ediyor. Motta ile Montella'nın da diyaloğu vardır muhakkak. Tabii. Ona göre bir formül bulacaktır. Daha 2005'li bu çocuk bu arada. Ben milli takımla ilgili umutlarımı Arda'nın, işte geçtiğimiz günde konuştuk ya, bir kupa hayal ediyorum. Bir milli takım oyuncusunun ilk kez böyle. Bu çocukların tamamına Kerem'e, Kenan'a. El Clasico'da düşünülmedi ama. Düşünülecek durumda değildi zaten. 4-0'lık bir hezimet yaşadı Real Madrid. Barcelona'nın Rafinha, Lewandowski dışında, bir de Inigo Martinez dışında yanlış hatırlamıyorsam, Kunde, 6 futbolcusu La Masia'dan. 2 futbolcu 17 yaşında, 3 futbolcu 21 yaşındaydı. Düşün. Ama Arda mesela en yüksek noktada, keşke o seviyede oynayabilecek, gelecek düşünülebilecek bence durumda olsa şu an. Milli takım arasını da iple çeker hale geldik. Oraya da güzel gelecek oldu bence. Milli takımdan da bu oyuncular, saydığımız ismi geçen oyuncularla ilgili güzel ben olacak. Çok güzel şey olacak. Bekliyorum. Ali Emre, teşekkür ederim. Ben yarın dediğimiz gibi inşallah Arda kardeşleri değil de Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın iyi futbolunu konuşuruz.